3 Haziran haftalık burcumuza hoş geldiniz. Evet Gizem Hanım'ın sağlık problemlerinden dolayı yardımcı yönetmeni Yağız Baran, yani ya oğlum çekiyor şu an yönetmenim. Ona çok teşekkür ediyorum. Okuldan fırsat bulup bana bu videoyu hazırlamama yardımcı olacak. Özellikle koç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, koçlar ciddi anlamda tatil ve keyif planına giriş yaptılar. İşleriyle ilgili yaşadığı bazı gerginlikleri hafif hafif atlattılar. Hatta kafalarında yurt dışı ile ilgili bazı iş projeleri var. Bu projelerle ilgili güzel aydınlık nokta sağlayacak ve hedeflediği bir ev değişimi ya da ev alma gibi fikri olabilir koç burçlarının. Onlar için Haziran'ın ortası itibariyle netliklere kavuşmuş olacak. Sağlık olarak diz kapakları, kemik ağrıları, hassasiyeti gündemde olabilir. Sağlığınıza dikkat edeceksiniz koç burçları. Çünkü siz çok yoğun bir tempo ve özel hayatınızda bazı yaşadığınız gerginlikler ve huzursuzluklar çok fazla var. Ve bu huzursuzluklardan dolayı biraz alıngan yönleriniz söz konusu olacak. Evli koç burçlarımızın aslında birbirinizi anlamadığınız bir hafta ve gereksiz bir gerginliğe girdiniz. Belki karı koca kendi aranızdaki bu diyalogları toparlarsanız muhteşem bir rahatlığa ereceğinizi düşünüyorum. Bekar koçlar için evet biraz daha sabırlı olun koç burçları. Size yenilikler, güzellikler, aydınlıklar olacak ama siz de kalbinizdeki doğru insan için belki bir 3 hafta ya belki 3 gün sonra doğru insana yelken açacağınız söz konusu olacak olarak söyleyebilirim. Ama uzun süredir kendinizle ilgili, aracınızla ilgili değiştirmek isteyen bazı koçlar için de çok doğru bir hafta, çok doğru bir süreç ve bu süreç sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Ailenizle ilgili plan yapmak isteyen bazı koçlar için de bayram tatili iyi ve verimli olacağını söyleyebilirim. 3 Haziran boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yönetmenim unutuyor işte 1,5 dakika ya da 2 dakika söylemesi lazım ya, 3 değil, direkt işaretim böyle olsun hayatım, 2 dakika. Boğa burçları neler bekliyor diyorsanız, boğalar aslında ciddi anlamda huysuz, tedirgin, panik ve acayip derecede karmaşık bir haftaya girdiler. Çünkü onların hayatlarıyla ilgili aslında işleriyle ilgili yaşadığı bazı gerginlikler, bazı huzursuzluklar ve bazı dedikodular onların canını sıktı. Bazı akrabalardan gelen laflar kendi enerjilerini dağıttı. Biraz çevrenizi geride tut boğa burçları. Çünkü sizin hayatınızda gerçekten kendi yönünüzle ilgili çok her şeyi kafaya taktığınız için huzurunuzun bozulmasını istemiyorsunuz. Huzurunuzu bozmaya gerek yok çünkü sizin için iş ön planda ve istediğiniz yöneticiden güzel bir zafer alacaksınız. Ve ilişki konunuzla ilgili de hanede çocuk düşünceniz ya da evlilik kararı içerisindesiniz. Allah nasip ederse bu yıl sonuna kadar çocuk sevinci ya da evlilik kararına girmiş olacaksınız. Boğa burçları ile ilgili farklı yerlerde yatırım düşünülen bazı boğalar için çok doğru bir döneme giriş sağladınız. Lütfen bu yatırımı yapın. Bir de ufak tefek miraslık ya da mahkemelik süreçli işleriniz olabilir. Bunları toparlamanız gerektiğini düşünüyorum ve sonunda güzel bir zafere erişeceksiniz. Kendi kariyerinizle eğitim yapmak isteyen boğa burçları için de çok doğru bir döneme giriş sağladınız. Master ya da kariyeriniz için çok doğru bir haftaya giriş yaptınız. Bunu toparlarsan gayet güzel bir süreç olacak. Sizde de boyun değil de baş ağrıları, migren ağrılarınız gündemde olabilir. Bunları toparlayın. Gerçekten sağlığınız iyi olacak. Uzun süredir denize girmek istiyordunuz ve bu deniz içinde tam zamanı gidin bir üzerinizdeki negatifliği atın. Üzerinizdeki korkuları aşın. Çünkü kariyer ve hayatınızla ilgili doğru süreci sağlayacaksınız. 3 dakika mı konuştum? 2 mi? 2 mi? Bitti yani. Evet. Desene oğlum anneciğim. Ne yapıyorum? Ama şimdi böyle keseceksin değil mi konuşmalarımızı? Keserim. Tamam. Bekle. Başla. İkizler burcunu neler bekliyor diyorsanız 3 Haziran. İkizlerle ilgili aslında işlerle ilgili değil de yöneticilerinizin size verdiği çok fazla görev yüzünden bu ara kapris yapan ikizler burcu lütfen işinize sahip çıkın. Çünkü yöneticileriniz sizi çok büyük bir ödüllendirme. Gerçekten ne istiyorsanız başarınızı sağlayacaksınız ama uzun süredir işsiz olan ikizler burcu içinde inanılmaz güzel bir değişim ve hayatınızla ilgili noktada hedeflediğiniz her şeyi başarı sağlayacaksınız. Hiç endişe etmeyin diyorum ikizler. Sağlık konusunda da göz hassasiyeti, alerjik bir durumunuz olabilir. Uzun süredir küs olduğunuz dostlarınızla ilgili diyaloglar toparlanması lazım. Bunları toparlayacaksınız. Ve sizin de anne ya da babayla ilgili uzun süredir vakit ayıramayan ikizler burcu için de tam dönemi, tam bayram öncesi hadi gidin onların tadını, keyfini, ağız tadını koklayın. Evli yemeklerinizi
ve aracınızla ilgili değişiklik yapmak isteyen bazı ikizler burcu için de muhteşem bir dönem. Evet, Haziran'ın ortasına kadar bu değişimi yapacaksınız. Hayatınızda ne istiyorsanız gerçekleşecek. Ama sizin de üniversite ya da okul arkadaşlarınızla ilgili ayarlamak istediğiniz zamanlar var. Bu zamanları doğru vakitte geçirmek istiyorsunuz. Sizin de böyle bir Akdeniz gibi değil de Kıbrıs, evet Akdeniz Kıbrıs aynı yer. Bir ufak seyahat düşünceniz var ama tam bu sayı sizin için daha doğru süreç olacak. Bazı borçlarınızla ilgili tedirginsiniz ikizler. Bunların hepsini yavaş yavaş toparlayacaksınız. Hiç panik yapmayın, hiç endişe etmeyin. Çünkü siz ne istiyorsanız Allah size veriyor. Sadece çok uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınız o kadar kırgın ve haksızlığa uğradınız ki bunların da sizde özür dileme zamanı ve bunlar sizin hayatınızda artı olarak size geri dönecek diyebilirim. Panik yapmayın. Yengeç burcunu neler bekliyor diyorsanız yengeçler bir iki dakika ara verelim mi? Sen bunları toparlayabilirsin değil mi? Toparlarım ben. Aynı videoyu üst üste koyabiliyor musun? Koyarım, ne olacak? Eminsin değil mi oğlum? Yapamayabiliriz değil mi? Koyarım anne herhalde. Şu an kayıtta mı? Evet. Keserim oğlum. Kesersin değil mi? Eminsin değil mi? Hiç keserim anne. Yengeç burcunu 3 Haziran'da dur şimdi başlama. Yengeç burcunu 3 Haziran'da neler bekliyor diyorsanız yengeçler aslında son zamanlarda mide nefes alamıyorum, başım dönüyor, işe gitmek istemiyorum, onu yapmak istemiyorum, çok yorgunum, çok tedirginim, çok para kaybettim, şunu toparlayamadım, bunu tatlı tatlı böyle keyifli karmaşalar yaşıyorsunuz ama Haziran 15'e kadar bu karmaşalarınız devam edecek. Ama işinizle ilgili de beklediğiniz bir yeni bir noktaya geçiş sağlamanız ya da olmasını istediğiniz bir yükselişinizin sevincini yaşayacaksınız. Bu sizin için çok aydınlık ve verimli olacak. Bence sabırsız tavırlar sergiliyorsun yengeç burçları. Çünkü Rabbim size hak ettiğiniz başarıyı sağlayacak ama sizin inanç terazinizde yaptığınız her şeyin karşısında çok fazla yorgun olduğunuz için artık tamamıyla kendinizi şey gibi hissediyorsun. Bunu da yapıyorum kimsenin umurunda değil. Şunu da yapıyorum kimse. Hayır, bu siz ödülleneceksiniz. Gayet sabırlı olursanız her şeyiniz aydınlıkta. Sizin de annenizin diz ve kemik ve nasıl söyleyeyim kalçayla alakalı kemiklerle ilgili hassasiyet olabilir. Bazı yengeç anneler için dikkat edin diyorum. Ve uzun süredir bir miras gündeminiz olabilir ve çözülmesini istediğiniz bazı süreçleriniz var. Eylül ayına kadar haklarınızla olan noktalar aydınlığa kavuşacak. Bekar yengeçleri de bu yıl parmaklarında sürpriz bir alyans. Onlar için hayırlı olacak. Sizin de belki bu aralar ağız, diş, diş eti, dille ilgili dil iltihabınız olabilir, aflar çıkabilir. Ağız noktanızı kontrol ederseniz çok iyi ve aydınlık olacağını ve sağlığınızı ihmal etmemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Sizin de belki yurt dışı ile ilgili planlarınız var. Bu planı da gerçekleştireceksiniz. Aslan burcunu neler bekliyor diyorsanız, aslanlar aslında 3 Haziran'da, bu hafta bazı aslanlar için biraz kritik, biraz tedirgin, biraz hassas bir dönem var. Çünkü onların hayatlarında gerçekten bir sağlık operasyonu, ameliyata girecek insan var ve sanki böyle bir tedirgin. Gayet bazı aslanlar sağlığıyla ilgili çok büyük bir aydınlanmaya kavuşacaklar. Bence aslanların gereksiz kafalarını çok yordukları için bu yorgunluklar onları çok tamamıyla yıprattı. Ve yıprattığı için de acayip derecede adaptasyon problemi var. Korkmayın aslanlar, hayatınızdaki her şey verimli noktaya giriş sağlayacak. Ama sizin de işlerinizle ilgili beklediğiniz haberler, olumluluklar, evraklar gelecek. Sizin de uzun süredir satmak istediğiniz evle ilgili bir muradınız olacak. Bu da gerçekleşecek. Yeni bir işe açmak isteyen bazı aslan burçlar için de inanılmaz güzel teklifler var. 3 Haziran aslında hem tatile gidip bu netliğe kavuşacaksınız hem de geldikten sonra hedeflediğiniz birçok şey hayatınızın içerisinde verimli ve aydınlık olacak. Yalnız uzun süredir çocuk hamile kalmak isteyen aslanlar da büyük bir ihtimal Temmuz Ağustos'a kadar hedeflediği nokta aydınlığa kavuşacak ve de motor almak isteyen, yeni motor araç almak isteyen aslanlar da sanki tatil gidişi geldikten sonra bu kararın netliğine kavuşacaksınız. Korkularınızı kenarda bırakın. Size farklı anlaşmalar ve kendi kariyerinizle ilgili kendinize ait işler kurmak isteyen aslanlar da Eylül ayına kadar sabırlı olursa istediği noktada çok fazla başarıyı sağlayacaklar. Nazara değdiğiniz aslan burçları biraz kem gözlü insanlardan uzak durun ve sizi bazı insanlar mahkemeye verdi. Sonunda zafer erişeceksiniz ama biraz sakin, şu egonuzu aşağı çekin ve bu egodan sonra zaten siz mantığınızı kullandığınız sürece sizi kimse yenemez.
gelmez. Lütfen mantığını kullan, duygularını kenara at ve her şey aydınlık olacak. 3 Haziran terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, teraziler hayatlarının en büyük hatasını işi değiştirmek ya da yeni bir işe geçmekle ilgili karar verdiniz ama bence biraz daha sabırlı olun. Burası sizin için çok doğru nokta. Evet, sistem çürüdü, her şey ters gidiyor bazı teraziler için ama ne olur terazi burçları biraz daha sabırlı olursanız siz bunu Eylül ayında bunun verimliliğini ama gerçekten bazı işleriyle ilgili yöneticiler tarafından hani baskı uygulayan hani mobbing uygulaması yapıyorsanız da çok güzel bir iş teklifi alacaksınız bazı teraziler için de. Gerçekten bu iş sizi mutlu ve huzurlu kılacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Ve hayatınızla ilgili de evde eşya değişimi ya da mutfak ya da banyo değiştirme fikirleri olan bazı terazi burçları için de anam bu bayram bitsin de ondan sonra tadilatını falan yap. Belki Eylül'e kadar bu tadilatını yapacaksın. Hatta yatak odasını değiştirmek isteyen bazı terazi işte burçlar için de hemen yapma şansınız var. Bu hayırlı olacak. Uzun süredir kardeşlerle ilgili vakit ayıramıyordunuz ve bazı küskünlükler de vardı. Bu küskünlükler geride kalıyor. Güzel ve verimlilik sürecine gireceksiniz ve eski bağlarınız tekrar güçlenecek diyebilirim. Bir de çocuğunuzla ilgili bir yatırım planı olan terazi burçlar için de inanılmaz gerçek bir karar alınacak ve o çocuğunuz arsa ya da küçük bir ev muradınız söz konusu olacak diyorum. Bu da sizin için güzel ve sevinç yaşanacağını söyleyebilirim. Eşleriyle uzun süredir problem yaşayan terazi burçları için de artık barışma, tekrar bir çocuk ya da bu evliliği keyifle kutlayacağınız bir haftaya gireceksiniz. Bazı boşanmak isteyen terazi burçları da boşanma netliğine kavuşacaklar. O yüzden teraziler aslında net bir haftaya girdiler. Ne istediklerini bildiği hafta yönlerini belirleyecekler. Problemler tamamıyla arkada kalacak diyebilirim. Akrep burçları 3 Haziran'da neler bekliyor diyorsanız, akrepler aslında ev böyle tatile gitmek istemiyor, evinde dinlemek istiyor, uyumak istiyor. Çok yorgunsunuz, hala 2019'un verimliliğini hayatınıza alamadınız, ev sıkıntınız, kredi sıkıntınız, borçlarınız ve işlerinizle ilgili yaşadınız. Bazı zorluklar sizi o kadar çok yıprattı ve o kadar çok yordu ki, yani ben kendimden çekildim dediğiniz bir haftaya giriş yaptı. Aman hayatım, şu 10 günün tatili enerjinizi vücudunuza toplayın. Ruhunuz bir iyileşsin, evreniz bir rahata ersin. Ondan sonra gerçekten sizin tekrar hızlı bir doğum evreniz olacak ve bu doğum evresiyle ilgili kaygılarınız geride, korkularınız geride kalacak ve güveniniz ve içinizdeki panik ataklar bitecek bazı akrepler için. Ama işleriyle ilgili çok büyük iş yapan akreplere de gerçekten doğru ve toprak yatırımı yapacaksınız. Bu yatırım sizin hayatınızda olmadığı kadar şanslı ve bereketli olacak. Bazı akrep burçları da artık yaşadığı yeri bırakıp farklı daha küçük kasabaya geçip hani tayinli ya da atamasını bekleyen akreplerde de belki sürpriz değişimler ve istedikleri noktaya erişim sağlanacak. Sağlık olarak da hani kulak mantarı, egzama, saç altı, deri altı alerjik egzamalarınız gündeme gelebilir. Bu konuda vücudunuzu ihmal etmeyin. Bir de çocuklarınızla ilgili gergin süreci geride bırakın. Sakin dinleyin. Çocuklarınıza gereksiz bağıran bazı akrepler var. Sesinizi kesiyorsunuz. Onları minnoş minnoş dinliyorsunuz. Onlar sizin kıymetliniz, değerli evlatlarınız. Bir de anne babanıza gereksiz atak yaptığınız bazı akrepler de artık onların kalbini kırmaktan geri vazgeç diyorum. Çünkü anneleriniz ya da babalarınız size düşkün. Bazı akreplerin de ailevi ya anneden ya baba soyundan bazı miraslarınız var. Bunlar çok uzun soluklu devam edecek. Eğer stres yapmazsanız onun da zafer var ama sizin o mirasların size geleceği inancınız olmadığı için boş vermişim. Bence inanmaya başlayın. Hak ettiğiniz limit ya da paranız gündeme gelmiş olacağını söyleyebilirim. Yay burçları 3 Haziran'da neler bekliyor diyorsanız, yayların aslında kendi yörüngeleriyle ilgili işleri ve çok yoğun bir tempo, yani ya hukuksal süreçte işleriyle alakalı ya da ailevi hukuksal süreçleri ön planda. Onlar bir yasal, evrak, savcı, hakim, polis, yani bu hafta böyle gereksiz bir kaos yaşayabilirsiniz. Dikkat diyorum yay burçları için ya da mesleğiniz bu tarz bir şey olabilir ve yorucu olabilirsiniz. O yüzden biraz vücudunuzu sirkeli suyla yıkayın ya da denize girin, üzerinizdeki bu negatif enerji bir gitsin. Çünkü siz hep kazanıyorsunuz ama paranızın değeri yok. Buna karar veriyorsunuz.
paranız çarçur oluyor. Yani siz ne kadar birikim yaptım deseniz de hepsi ziyan oluyor. Artık kaygılarınız başladı. Ben boşuna mı çalışıyorum, evde mi oturuyorum? Hayır, size bir paranızla ilgili, bereketinizle ilgili nazar değdi. Bir sirkeli suyla abdestinizi alın, namazınızı kılın, hacet namazınızı kılın. Bir de denize girerseniz üzerinizdeki bu negatiflik ve verimsizlik gidecek. Çok daha verimli bir haftaya giriş sağlar. Özel hayatınızla ilgili uzun süredir aşk yaşamayan yay burçlarına bu hafta sürpriz bir aşk başlayacak. Bu aşk sizin için kalıcı ve uzun soluklu olacak. Hatta ciddiyet evresine doğru hareket edeceğiz. Evliliğiyle sorun yaşayan bazı yay burçlar için de artık yasal evraklar, anlaşmalar ya da mal ayrımları gündeme gelecek. Her iki taraf için de hayırlı olacak ama evliliğine çocuk isteyen yay burçları biraz daha beklemeli. Evet olacak ama daha vakti var diyorum. Evini değiştirmek isteyen bazı yaylar için bence eviniz kıymetli, değerli, boşuna satmayın. Bir sene sonra satarsanız değerinize değer katacağınızı söyleyeyim. Sizin de göz içi iltihaplanmanız, gözlük hatlarınız ya da göz görmeyle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Bunları ihmal etmeyin yay burçları. Çünkü hayatınızda göz önemli bir nokta, odak noktanız. Çünkü bu göz ağrılarınız kulak ve ya da beyin damarlarınıza kadar ağrıdığı gözüküyor. Bir göz doktoru tavsiye ediyorum diyeceğim. Oğlak burçları 3 Haziran neler bekliyor diyorsanız, oğlakların miskin, hani böyle çok yoğun bir temponun arkasından miskinlik haftası ama sonrasında çok daha büyük o projelere imza atacaksınız. Çok büyük kazançlar sağlayacaksınız. Hatta hak ettiğiniz parayı da, almak istediğiniz evi de, almak istediğiniz arabayı da gerçekten Rabbim size yıl sonuna kadar nasip edecek. Hiç korkmayın çünkü çok yeteneklisiniz. Sadece çevrenizdeki gereksiz laflar ya da dedikodular ya da çevrenizdeki insanlar sizi ezmeye çalışıyor oğlaklar. Hiçbirine kulak asmayın. Konsantre olduğunuz hayat doğru ve en sonunda doğru başarıyı sağlayacaksınız. Devlete girmek isteyen bazı kova burçları için de gerçekten güzel imkanlar çıkacak ve bunları da en iyi şekilde sahip olacaksınız. Ve ne istiyorsanız gerçekleşecek. Son zamanlarda bazı ailevi sorun yaşayan oğlak burçları için de gerçekten barışma, kutlama, mutluluk ve güzel bir süreç. Hani kırgınlığınız geride kalacak, mutlu bir aile tablosu. Evliliğiyle sorun yaşadığını düşünmüyorum. Sadece evdeki eşiniz ya da hanımınızda biraz dırdır başlamış. O da çok yoğun tempoda çalıştığınız için biraz ailenize karşı ilgisiz kalmış olabilirsiniz. Her iki tarafında birbirine ilgi enerjisini yüklersek çok iyi. Güzel bir tatiliniz var, bunu değerlendirin. Bir de saçınızla alakalı değişiklik yapmak isteyen ve cilt bakımı ile ilgili bazı evrelerde toparlanmak isteyen oğlak burçları var. Gerçekten bunları da yapın, size iyi geleceğini görüyorum. Sizde de tırnak batığı ya da hani kıl dönmesi gibi sağlık problemleriniz olabilir ya da hemoroid gibi sıkıntılarınız olabilir. Sağlığınızı bu konuda dikkat ederseniz oğlak burçları gerçekten güzel bir haftaya giriş sağladınız ve her şey çok güzel olacak. Endişe etmeyin diyorum. Sizin için her şey iyi olacağına inanıyorum oğlaklar. Kova burcu 3 Haziran neler bekliyor diyorsanız kovalar Allah'ım. O kadar evrak, dosya, hesap, kitap, onu toparla, bunu toparla, bunu yap, bunu yap derken sanki onun içine daha çok bir iş şevki girdi ve yöneticileri ya da yönettiği sisteme daha büyük bir marka ve başarı sağlama dönemine giriş sağlayacak kova burçları. O yüzden onlarda mucize kapıları başladı. İnandıkları her şeyin en büyük zaferini, en büyük aydınlanmasını yaşayacaksınız. İşsiz olan kova burçları için de muhteşem bir hafta. Onların ne istediği iş kapısının imzası Haziran 15'e kadar gerçekleşmiş olacak. İş kapınız aydınlıkta olacak. Sağlık problemi yaşayan kovalar bu ara belki kulak demeyeyim de boğaz enfeksiyonu, alerji, polen alerjisi gündemde olabilir bazı kova burçları için. Bunlar kalıcı sağlık problemleri değil, problem yapmayın. Belki annenizin ya da babanızın küçük bir operasyon dönemi olabilir kova burçları ama riskli bir ameliyat değil, gayet sağlıklı bir süreç olacak. Satmak istediğiniz bir araç ve yenilemek istediğiniz bir aracınız var. Bence bunu biraz daha sabırlı olun çünkü sizde çok yoğun bir tempo var. Belki araca bile vakit olmayacak. Bence aracınızı şu an satmanıza gerek duymuyorum. Uzun süredir de yurt dışı planınız var. Çocuğunuzla ilgili yurt dışına yollamak istediğiniz bazı düşünceleriniz olabilir kova burçları. Sanki yaz ayında çocuklarınızla ilgili planladığınız yurt dışı seyahatiniz de sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Bence bu güzel bir karar. Çocuklarınız için de doğru bir süreç, hayırlı olacağına inanıyorum. Ve sürpriz
sürpriz sürpriz geçmişinize dönük haberler ya da istediğiniz, haber almak istediğiniz bir kova burcu, geçmişiyle ilgili haber almak isteyen bazı kova burçları için de geçmişinizden sürpriz haberler gelecek ve ağzınız açık kalacak. Ya bu beni aramaz dediğiniz kişiler bile, hatta kalbinizde kırık olduğunuz bir insanın da size özür dileme dönemi olacak. O yüzden şaşıracağınız bir hafta, şaşkınlık yaşayacağınız bir hafta. O yüzden size güzel, belki ufak bir milli piyango ya da şans oyunu oynarsanız, belki hani ne bileyim, ya da elinizden bir şey alın, şanslı bir döneminiz gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu da sizin hayatınızda iyi olacak. 3 Haziran balık burçları neler bekliyor diyorsanız, balıkların aslında çok yorucu bir hafta. Oku, öğren, yap, çiz, yönetici anlaşması, masadaki evraklar ve bunları teslim etmesi gerektiği bir hafta ve her şey çok üst üste biriktiği için adaptasyon problemi var. Onda da bir uyuma kafası var ama uyumamaması gerekiyor, her şeyi teslim etmesi lazım. Evet balıklar, size inanıyorum, sizler çok dahi bir insanlarsınız ama o kadar rahat bir egonuz var ki, ben başarırım, okumasam, işe gitmesem de bunu kenara atıyorsunuz. Sizler zekanız ayrı ama görevleriniz var. Görevlerinizi askıya almayın. Çünkü siz ben bunu yapacağım dediğiniz vakit bunu gerçekten gözü kara yapabileceksiniz. O yüzden size belli teklifler var. Bu teklifleri değerlendirin. Çok iyi bir şirketten ya da beklediğiniz yerden iyi bir teklif var. Hemen işinizden istifa edin, gidin. Çünkü çok güzel bir iş kapısı ve sizin önünüzü açacak süreçler var. Spor ya da kariyerle ilgili yapmak isteyen, eğitim yapmak isteyen bazı balık burçları için de tam karar, doğru karar verirseniz ileriki hayatınız için çok doğru bir süreçler, aydınlıklı süreçler yaşayacaksınız. Sizin de insanlara gereksiz kırgınlıklar yapıyorsunuz, gereksiz alınganlıklar yapıyorsunuz. Bunları kenara atın. Çünkü sizin kimseye kırılma ya da kimseyi incitme gibi bir tavrınız yok. Çünkü siz insanları ve doğayı seviyorsunuz. Sadece sizi anlamadığını düşündüğünüz için biraz gergin olabilirsiniz. Bence bunu da kendi içinizde iyileştireceğinize inanıyorum. Anne ya da baba ile ilgili uzun süredir bir özlem duyan bazı balık burçları için de siz hak ettiğiniz değeri kime ne vereceğini biliyorsunuz balıklar. Özlemlerinizi giderme şansınız var. Telefon var, görüntülü telefon var. Aramak istedikten sonra herkese arayabilirsiniz. Aşk hayatınız bu ara karışık gitti bu balık burçlarının. Olsun mu olmasın mı, devam edeyim mi etmeyeyim mi kararsızlığınız var. Bence ilişkiniz doğru, devam edin. Evli balık burçlarında ev alma şansı var ve ailelerin desteğiyle almak istediğiniz bir alan var. Buna tüm aile, hem eşinizin hem kendi tarafınızın desteğiyle istediğiniz ev alacaksınız. Hatta oturma grubunu ya da salonunu değiştirmek isteyen bazı balık burçları için de inanılmaz güzel bir hafta, verimli haftaya giriş yapacaksınız. O yüzden size, evet, bu haftalıkta 3 Haziran haftasının, yani 10 Haziran'a kadar haftalık burcumuzu yorumladık. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Yorumlar yapmaya, bizimle detaylı bilgiler. Herkesten yorum bekliyorum, herkesten destek bekliyorum. Ve sayın yönetmenim Yağız Baran Akkaya'ya çok teşekkür ediyorum. İnşallah yanlış yaptıysak, ana oğlu yaptık. Affedin, sevgiyle kalın, mutlu kalın.